Türkiye'yi yönetenler, açıkça söylüyorum, bir pazarlık içerisindeler. Bu pazarlığa bağlı olarak da bir müzakere yürütüyorlar. Dolayısıyla da bunun Türk milletine bir faydası yok. Yani adamın hedefi belli. Adamın diyor ki bizim yolumuz dümdüz bağımsız Kürdistan'a gidiyor diyor. Şimdi bunu söylüyor. Irkçı, faşist, ateist bir yapılanma var. Tabii en büyük zararı kim görüyor? Bölgedeki kardeşlerimiz görüyor. Şu anda IŞİD en büyük zararı kime veriyor? Bölgesindeki insanlara veriyor. PKK kime veriyor? Bölgedeki insanlara veriyor. Dolayısıyla da siz nasıl oluyor da bölgeyi tamamen yani %90'ı mütedeyyin, dindar olan bir bölgeyi siz tutup da nasıl böyle ateist, ırkçı, Marksist bir örgütü muhatap alıp bütün bölgeyi onun insafına nasıl terk edebilirsiniz? Biz buna müsaade etmeyiz. Eğer hükümet bu süreçte ısrarlı olursa ben buradan söyleyeyim. Bu süreç hükümetin sonudur değerli arkadaşlar. Hükümetin sonunu getirecek. Zaten bu süreçle birlikte aslında sonun başlangıcını görüyoruz şu anda biz. Bu süreç hükümetin sonunu getirecek. Yani Ezidiler kadar Sincar Dağı'nda Türkmenler de var diyor. Niye Türkmenler gündeme getirilmiyor? 100 bine yakın Türkmen güneye göç etmek zorunda kaldı diyor. Yani Türkmen bölgeleri boşaltılıyor. Niye seyrediyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti niye seyrediyor bunu değerli arkadaşlar? Bak Amerika seyretmedi. Değil mi? Nasıl vurdu IŞİD'i? Biz niye seyrediyoruz? 49 rehineden dolayı mı seyrediyoruz? Niye verdin rehineleri? Bunun bedelini ödeyeceksin. Niye verdin rehineleri? Rehineleri hükümet verdi. Ben açıkça söylüyorum. Hükümet verdi rehineleri. Nasıl verdi? Öngöremedi. Bir gün sonrasını öngöremedi. Yani IŞİD çıkmış Suriye'den Musul'a doğru yürüyor. Sen konsolosluğunu boşaltmıyorsun. Adamın oraya geleceği belli. O zaman benim aklıma iki ihtimal geliyor milletin aklına da. Ya bunu anlaşmalı yaptın ya da öngöremedin. Yani iki şekilde de hangi sebeple olursa olsun bedelini ödeyeceksin. Yani burada 49 tane rehineyi vererek hem onların can tehlikeleri var hem de Türkiye'yi bloke ettirdin sen. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bloke edildi. Hareket edemez hale geldi. Oradaki Türkmen varlığını koruyamaz hale geldi. Bölgeyle ilgili etkinliğini yitirdi. Ve neticede sen Türkiye'yi bloke ettirdin. Hangi sebeple olursa olsun. İster öngörüsüzlük sonucu olsun. İster arkada planda gizli bir anlaşma sonucu olsun. Hangi sebeple olursa olsun sen verdin. O 49 rehinenin sorumlusu bu hükümettir. IŞİD'den önce bu hükümettir değerli arkadaşlar. Onun için bedelini ödeyecekler. Eğer o rehinelere bir şey olursa da bedelini ödeyecekler. Şu anda Türkiye'ye soktukları bu zor siyasi durumdan dolayı da bedelini ödeyecekler. Hele ki bugün bir gazetenin manşeti var. Yani işte Süleyman Şah türbesinin işte bu rehinelerin karşılığında pazarlık yapıldığı gibi bir konu var. Eğer bu gerçekse çok daha vahim bir durumla karşı karşıyayız demektir. Ve burada eğer böyle bir şey varsa bu hükümet bunun altında kalır değerli arkadaşlar. Ben açıkça söylüyorum. İnşallah böyle bir şey yoktur. Maalesef kamuda şu anda böyle bir baskı var. Biz bunu biliyoruz. Bunun da takipsiz. Maalesef bazı sendika başkanları, sendika yöneticileri yani bulundukları mevkinin ya da memurların haklarını savunma yerine hükümetin sözcülüğüne ya da siyasi iktidarın sözcülüğüne soyunmuş vaziyette. Yarın memur istemedikleri şekilde bir tavır sergilediğinde hatta özgürce başka bir sendikaya üye olmak istese maalesef böyle bir özgürlük yok. Çünkü eğer kamuda bir beklentiniz varsa, iyi bir konuma gelmek istiyorsanız, müdür gibi, daire başkanı gibi daha yükselende, mutlaka bir takım telkinler, bir takım zorlamalar, bir takım yönlendirmeler yapılıyor.